diyor. Konudan konuya sapmayınız. YÖK başkanın. Kimse de üniversiteler fuhuş yuvasıdır dememiştir. Ebu Bekir Sufuoğlu'nun dediği lafı değildir. Diğer söylediklerini ben de eleştiri konusu yaptım. Üslubunu, söyleyiş tarzını. Ama üniversiteler fuhuş yuvasıdır demedi. Ya nasıl demedi arkadaş, siz nerede yaşıyorsunuz ya? İnsanların ya gözünün içine baka baka niye bu kadar gerçekleri inkar ediyorsunuz ya? Söylemediğim laflar üzerinden. Sayın Hakan, siz yazmadınız mı? Ebu Bekir Sofoğlu aynen şunu söylemedi mi? Üniversiteler fuhuş yuvasıdır demedi mi? Yani Metin Er bu anlama gelebilecek. Gelebilecek olabilir ama demedi bunu. Düzeltmedi de ama. Ha ben onu eleştirdim. Yani kardeşim tamam. Apartları mı dedi? Ha. Apartları mı diyor? Sen o şeyle kata diyorum. Aparta mı diyor? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Aparta da diyemezsin kardeşim. Diyemez kardeşim. Ne bana göre de diyemez. Fuhuş yuvası mı ama apart? Bakınız ben şey demiyorum. Üniversiteler fuhuş yuvasıdır ifadesini kullanmadım. Bak ben kelime kelime çıkarttırdım. Kulağımla 10 kere dinledim. Fuhuş yuvasıdır dedi diyenleri de haklı çıkarabilecek bir tını, bir tonlama, bir vurgu var orada. Bak ben şey sormuyorum. Bak ben ne diyorum? Apartlar içinde diyemez. Nişantaşı benzetmesi üzerinden yakışıksız eleştirilerde de bulunamaz. Ebu Bekir Sofuoğlu'nun savunulacak tarafı yok. Dilini düzelsin abi. Eyvallah. Topluma konuşurken. Bak, buna katılıyorum. Üslubunu düzelsin. Bak, yani fuhuş, fahişe bu kelimeleri çıkartsın. Bunlar o şeyler ya. Değil. Dört adil şahitle o ayrıntısına girmek istemiyorum. Girmeye gerek yok yani. Dinimizi bilecek kadar da, fıkhı bilecek kadar da çok şükür kendi dilimizde Türkçe kitaplarında fıkıh usulü de, fıkıh kitapları da fetavayı hindiye, cindiye varıncaya kadar sayısız kitaplar okumuş insanlarız. Tamam yani. Din alimi değiliz, din konusunda otorite değiliz ama her bir ayetin nüzul sebeplerini de Türkçe ana dilimizde öğrenmiş insanlarız biz. Ebu Bekir Sufuoğlu'nun o şeyini tasvip etmiyorum ama şimdi üniversiteler fuhuş yuvasıdır demediği halde bunu demiş varsayıp eleştiri konusu yapmak demediği. Doğru değil. Demediğini netleştiremedim diyorum ben. Hah. Ben iyi niyetle baktım. Ya biz adama haksızlık mı ediyoruz? Acaba dememiş midir diye iyi niyetle baktım. Kıyısında, köşesinde dolaşıyor. Yani evet fuhuş yuvasıdır manasını pekala çıkarabiliriz söylediğinden. Biraz zorlarsak çıkaramayabiliriz. O zaman apartlara diyor oluyor, Nişantaşı'na diyor oluyor filan. Ya nereden baksan sakil bir ifade. Hiçbirimiz yani, tasvip etmiyoruz ama evet, yani, Ahmet Hakan Bey siz diyelim ki bir şey söylediniz. Apartlar için. Durmayın bunların arkasında sayın. Ama üniversiteler için savunmayın. Demediniz. Bunları deseler bu toplum ki, kaldırmıyor. Bakın bu toplum yoruldu bunlardan. Dedi. Tamam. Eyvallah. Bu arkaik zihniyetten, insanlık dışı zihniyetten yoruldu artık. Sofoğlu'na ait bir ifade değil. O ifadeye çok yaklaştığını söylemeye çalışıyorum ben. Yani çok bozuk bir Türkçeyle konuşuyor. Televizyonda öznesi, yüklemi, bağlamı tam oturtamıyor. Ve o anlamda pekala çıkarılabilir diyorum. Yani, ya kişisel olarak ben fuhuş, fahişe... Ben bu insaflı bir insanım. Ulu ben gördüğümü söylüyorum. Yana değilim. Peki. Çünkü dinimiz bu konuda çok hassas ölçüler geçiriyor. Ali Aydar Bey yani siz onu... hatırlatmasaydınız da ben bu itirazı yapacaktım merak etmeyin. Nedim Şener. Çok teşekkür ederim sağ olun. Yok biliyorum. Hayır mesele şu biliyor musunuz? Temel mesele çünkü ben şu, yazdıklarımın yani hep arkasında duruyorum yani. Bilimle... Biliyorum. Bakın şöyle bir şey söylüyorum. Bilimle bu kadar haşır neşir olduğumuz bir dönemde neyi tartışıyoruz bir de dönüp buna bakmak lazım. Bu da bence insanlık açısından bir başka hani bizim açımızdan da gerçekten üzüntü verici bir durum. Hangi bilim ya? Sizin duruşunuz şu an bilimsel bir duruş mu? Adamın söylemediği bir laf üzerinden eleştiri getiriyorsunuz. Önce bilimselliğe uygun bir duruş. Peki. Sevgili. Bu konuyu kapatalım. Bir Nedim. İnsan söylemediği bir laf üzerinden eleştirilmez. Siz savunun Sayın Metin Er, siz savunun. Biz savunmuyoruz beyefendi. Böyle siz savunun, üniversiteleri kapatın. Geçin onu. Nedim. Üniversiteleri kapatın. Geçin kadın onu. Ve erkekleri birlikte üniversiteye sokmayın. Bunları siz, savunun siz Metin Er. Milyonlarca insanın üniversitelerde okumasına izin vermediniz diyor. Ya. Bu ülkenin başbakanı kendi kızını başbakan oldu. Ülkede okutamadı Mehmet ya. Mehmet Metin Er, Ali Haydar Bey bir izin verin programı sürdürelim. Nedim Mehmet Şener. Mehmet Bey, Sayın Metin Er'i tebrik ediyorum. Ebu Bekir Sofoğlu'nu savunduğu için. İşte bu böyle çarpıtıyorlar. Nedim Şener girsene abi. Huy değişmez ya. Böyle çarpıtıyorum. Nedim seni bile sustan Sayın Metin Er, 10 dakikadır savunuyorsunuz. Ben savunursam bak ne diyorum sana. Metin Er. Böyle bir ifadesi olmadığı halde
böyle bir şey söylendiğini varsayarak eleştirmek ahlaki değildir, insani değildir, bilimsel değildir. Ya Ahmet, bunu ne şekilde anlıyorsan anla. Ahmet Hakan bile o inceleyip on madde haline yazmış. İşine gelince Cumhuriyet'in arkasına sığın, işine gelince Ahmet Hakan arkasına sığın. Sen kendin bir şey söyle, kendin.